Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve hayatım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir vlog başlattım ve şu anda neredeyim? Koçtaş'tayım. Gezi Center'a geldim Koçtaş'a. Çünkü birkaç gün sonra Aselim'in doğum günü ve hazırlık yapacağım. Aselim'e hediye olarak çalışma masası almayı düşünüyorum. Ve şimdi de Aselin odasındaki dolaplara kup bakacağım. Ve o yüzden de buraya geldim. Hadi bakalım, hem çalışma masası hem de kup bakalım. Eğer buradan bulamazsam internetten alacağım. Şimdi hep beraber hazırlıklara başlayalım. Bunlar askı. Evet, kuplar burada görüyorsunuz. Bebek odası. Çocuk odası kutularına bakıyorum. Fazla da çeşit kalmamış. Şunlar var. Bunlar da çok içime sinmedi ya. Şurada var ama bunlar tabi dolap kapısı için değil. Şunlar dolap kapısı için. Bunlar normal dolaplar için. Burada da şifonyerlerin kutlarından falan var. Mutfak dolabı için falan. Bunlar da güzel aslında. Çok mu sade olur acaba? Hem bunun şöylesinden de var. Güzelmiş aslında bu sanki. Çok çocuk odası için değil ama başka da çeşit yok. Eğer arkadaşlar sizin bildiğiniz güzel kup satan yerler varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de ona göre bakayım. Burada çok içime sinen bir şey yok şu anda. Gördüğünüz gibi. O zaman çalışma masası bakmaya gidelim. Evet, şu anda dolapların olduğu yere geldik. Evet arkadaşlar, ben Koçtaş'ta gezdim ama istediğim gibi ne kapı kupu bulabildim ne de çalışma masası. O yüzden de buradan almamaya karar verdim. Şimdi geldik yemek yemeye çünkü işten çıktı. Aselin de okuldan almıştı Erda. Beraber geldik. Kardeşim de var yanımızda. Şimdi biz böyle yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi bize afiyet olsun. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, bizim yemek bitti. Bakın, Asel yanımda. Aşağı iniyoruz. Size de Gezi Center'ı biraz göstereyim. Evet, şu anda görüyorsunuz. Mağazalar bölümüne indik. Demin üst kattaydık yemekler bölümünde. Efendim? Bebek arabasını çıkartmayın diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, Asel'e
sarı bir şey bakacağım. Yarın kreşinde sarı renk partisi varmış. O yüzden sarı bir şeyler bakmaya defaktoya geldik. Hadi bakalım, hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar, buldum. Sarı renk partisine uygun. Fiyatı da ne kadarmış? 80 lira. Böyle de bir şey var ama bu çok pijama gibi biraz daha. O yüzden bunu almayacağım. Bunun fiyatı 50 liraymış. Biz bundan yana, hatta uzaktan çekeyim. Tutsana bir çalış. Böyle. Çok tatlı. Bunu alıyorum. Evet arkadaşlar, biz Asel'in doğum günü hazırlıklarına devam ediyoruz. Şu anda kışındayız. Asel'e magnet yaptırıyoruz. Bu sene ben yapmadım. Çünkü zaten çok kişiyi çağırmayacağım. Hatta kimseyi çağırmayacağım. Biz bize olacağız. Çünkü çok sensizde magnet için seçimimizi yapalım. Sonra tekrar yapacağız. Tamam. Tabii çok güzelmiş. Ad soyad gerek var mı? Tamam. Şimdi. Ay çok tatlı. Evet, gördüğünüz gibi biz işimizi hallettik. Yarın sabah Erdal gelip hediyeliklerimizi alacak. Biz şimdi arabamıza biniyoruz. Ve eve doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar, eve giderken aklımıza geldi ve şimdi de doğum günü süsleri almaya geldik. Biz direkt eve gidecektik ama sonra düşündük, dedik ki doğum günü yapıyoruz, süs lazım, süs alalım. Evde vardı ama istediğim renkler yoktu. Şimdi istediğim renkleri almaya gidiyoruz. Arkadaşlar, ben süslüklerimi aldım. Bu gittiğim yerde bir sürü şey var arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Hem çok pahalı bir yerde değil. Şimdi eve gidiyorum. Eve gittiğimde size neler aldığımı gösteririm. Ondan sonra da zaten doğum gününü bekleriz. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba.
Ben bu akşamdan başladım Asel'in doğum günü hazırlıklarına. Çünkü yarın Asel'in doğum gününü kutluyoruz. Normalde Asel'cim 23 Ekim 2017 doğumlu arkadaşlar. Ama bugün cumartesiye denk geldiği için biz yarın kutlayacağız. Ve ben şimdiden hazırlıklara başladım. Gördüğünüz gibi makarna salatası yapacağım. Onun için makarnamı haşladım. Şimdi de mercimek köftesi için mercimeklerimi haşlayacağım. Ve ondan sonra ince bulgur vesaire yapmaya başlayacağım. Şimdi ben hazırlıklarıma başlayayım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet, öncelikle 1 su bardağı mercimeğimizi 3 su bardağı su ile haşlıyorum. Evet arkadaşlar, makarna salatamız için öncelikle 4 diş sarımsağımızı rendenin küçük tarafıyla rendeliyoruz. Ve ağız tadımıza göre tuz koyup hepsini birlikte karıştırıyoruz. Karıştırdığımız yoğurtlu harcımızın içerisine garnitürümüzü boşaltıyoruz. Bizim garnitürümüz yarım kilo arkadaşlar. Ben markette satılan garnitürlerden aldım. Siz isterseniz evde havuç, bezelye, patates haşlayıp içine koyabilirsiniz. Evet, bu şekilde karıştırdıktan sonra isterseniz turşuluk salata da koyabilirsiniz. Ben koyacağım. Sizin tercihinize kalmış. Evet, şimdi içerisine 3 tane turşuluk salata koyuyorum arkadaşlar. Böyle 4'e bölüyorum. Bakın bu şekilde 4'e böldüm. Ve şimdi küp küp doğruyorum. Evet, ve sonra karıştırıyoruz. Karıştırdığımız, gördüğünüz gibi yoğurtlu garnitürlü harcımızın içerisine haşladığımız makarnalarımızı ilave ediyoruz. Haşladıktan sonra biraz soğumasını bekleyin arkadaşlar. Yoksa yoğurdunuzu ekşitecektir. O yüzden biraz soğumasını bekleyin. Ve sonra hepsini birlikte karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, makarnamız gördüğünüz gibi servise hazır. Biz şimdi mercimek köftesinin yapılışına devam edelim. Bakın bu şekilde. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı ince köftelik bulgurumuzu koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karıştırma işlemimiz bitti. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve yarım saat kadar yumuşamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Erdal süsleri getirdi. Şimdi bakıyoruz nasıl olmuş. Çok tatlılar, bakın bu şekilde. Hem açacak olarak kullanılıyor hem de magnet olarak. Buzdolabımıza takacağız. Asel'im 4 yaşında. Normalde hep kendim yapıyordum arkadaşlar. Bu sefer biliyorsunuz virüs de var. Zaten küçük bir şey yapacağım için dedim ki hazır alayım. Yoksa süs yaptığımı artık biliyorsunuzdur zaten. Bazılarını paylaşıyorum da. Çok tatlı olmuş.
Evet arkadaşlar, mercimeklerimiz dinlenirken biz de o sırada içine koyacağımız harcımızı yapıyoruz. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı tavamıza alıyoruz ve kızarmasını bekliyoruz. Daha sonra kızdıran sıvı yağımıza bir tane yemeklik doğranmış soğanımızı ilave ediyoruz ve karıştırıp pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi soğanlarımız pembeleşti. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi salçam eridi ve şimdi soğanlı salçamı ocağın üstünden alıyorum. Yarım saat kadar beklettiğim mercimekli karışımımı ilave ediyorum. Bakın bu şekilde hazır. Şimdi içerisine hazırladım. Sosumu ilave edip ikisini birlikte karıştıracağım arkadaşlar. Tabi ben sosu yeni yaptığım için şu anda çok sıcak, çok hafif ılınmasını bekliyorum ve ondan sonra ikisini birbirine karıştıracağım. Evet arkadaşlar, şimdi hafiften kaşıkla karıştırıyorum ve daha sonra elimle karıştırmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığım mercimek köftemin malzemesi biraz kuru geldi. Eğer bunu daha rahat karıştırmak istiyorsanız arkadaşlar, içine çok az su ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve ondan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde daha rahat karıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mercimek köftemizin mercimekli bölümü hazır. Şimdi içerisini baharatlarla tatlandıracağız ve daha sonra da devam edeceğiz yapmaya. Öncelikle damak tadımıza göre tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra pul biber. Bunların hepsi isteğe göre. Karabiber. Koyup karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, patatese kimyon yakışır. O yüzden biraz da kimyon serpiştiriyoruz. Ve kimyonumuzu da karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mercimek köftemiz hazır. Sadece şekil vermesi kaldı. Şekli istediğiniz gibi verebilirsiniz. Ben şu şekilde şekil vereceğim arkadaşlar. Köftemizden bir parça aldım gördüğünüz gibi. Avuç içimle sıkıyorum. Avuç içimle ve parmaklarımla sıkıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu şekilde hepsini bitiriyorum ben. Sonra tekrar görüşüyoruz. Oh,
arkadaşlar, gördüğünüz gibi mercimek köftemiz hazır. Biz bu şekilde servis edeceğiz. Şimdi sıra geldi masamızı falan hazırlamaya. Ama tabii masamızı yarın hazırlayacağız. Çünkü yarın senin doğum günü. Bugün belki balonları falan şişiririz. Şişirirsek zaten çekerim. Öbür türlü onlar da yarına kalırlar. Gördüğünüz gibi bu arada saçlarımı ördüm. Yarın açacağım, kıvırcık olsunlar diye ördüm. Yarına hazırlık yani. Evet, şimdi bugünlük bir ara verelim. Asel'imin masasını süslemeyle, balonlarını şişirmeyle tekrar görüşürüz.